Sevgili dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size Rabbim nasip ederse özellikle borçlu kardeşlerime borçtan dertten kurtulmak için çok güzel bir dua öğreteceğim. Kur'an'dan bir dua hem de bu değerli kardeşlerim. Bazılarınız bu duayı biliyor olabilirsiniz ama birçoğunuzun bilmediğine eminim. Bilmeyenler de önemli değil öğrensinler. Onlar da okusunlar diye benim buradaki amacım şu kanalda bulunma amacım Zaten size arkadaşlar benim bildiğimi anlatmak bildiğimi öğretmek. Şimdi sizlerden istirhamım videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar önemli. Ben de size borçtan, dertten, sıkıntılardan kurtulmanız için okuyabileceğiniz güzel bir dua öğreteyim. Kardeşler, eğer borcunuz çoksa ve bu sizin canınızı sıkıyorsa ve bu artık hayatınıza etki etmeye, başladıysa, sinirli, agresif, etrafına zarar veren, belki en yakınlarını, eşini, çocuklarını kıran, inciten bir psikolojiye büründüyseniz ki bu var. Adam mesela çok borcu, derdi var. Çoluğu, çocuğu perişan ediyor evde. Anladım, evde hiç dirlik düzen. Kimseye dirlik vermiyor. Abi namazlarınıza dikkat edin bak. Sabah namazından sonra da kısacık bir dua var söyleyeceğim onu 300 defa okuyun. Borç, dert kalıyor mu, kalmıyor mu gör. Borç için okuyacağınız çok dua var. Çok dua var. Bir tanesini söyleyeceğim ben size bugün uygulama olarak. Aslında dua çok bir sürü bahsedebiliriz de. Bu söyleyeceğim duayı sabah namazından sonra 300 defa okuyoruz arkadaşlar. Allahu Teala bütün dualarınıza şey bütün borçlarınıza sıkıntılarınıza bir kurtuluş verir duanızı kabul eder. Allahumme melikel mulki tu'til mulke men Bu duayı anlatacağım size. Mesela şimdi dedim mi borçtan kurtulmak için çok dua var. Mesela arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi var. Vakıa Suresi biliyorsun zenginlik suresidir. Derler ki Vakıa Suresi'ni okumaya devam eden fakirlik yüzü görmez. Sıkıntı çekmez. En çok okunan sure bu bu anlamda. Ama bunun yanı sıra borçtan kurtulmak için okunabilecek tavsiye edilen çok çeşitli dualar var. Hadislerde Resulullah Efendimizin duaları var, Kur'an'dan ayetler var, bunun için yapılacak, yapılması gereken efendim ibadetler var. Anladınız mı? Çok Dua çok. Mesela bir dua söyleyeyim size. Allahümme falikal isbahi ve ca'ilel leyl sekene ve şemse vel kamer husbana İkzi anni deyne ve min minel fakri ve emti'i bi sem'i ve basari ve kuvveti fi sebilik. Bak bu dua mesela bizim dersimizin duası değil mi? Aklıma geldi. Yani okuduğumuz dualardan. Ben bunları kendim de okuyorum. Allah'a şükür benim bir Allah'a can borcum var. Maşallah deyin ya yarın büyük borca düşmeyeyim. <laughs> Okuyorum Allah'a sığınıyorum. Ne yapayım? Okuyorum ben ya. Demiş ya çocuk. Ya Rabbi sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinleme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Rabbim. Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle ya Rabbi. Benden fakirliği gider ya Rabbi kulağımı, gözümü, kuvvetimi Ya Rabbi senin yolunda kullanmayı bana nasip eyle. Amin. Başka bir misal dua yine borçtan kurtulmak için. Ya Rabbi bana helal rızık nasip et. Ya Rabbi beni haramlardan koru. Ya Rabbi engi lütfunla beni senden başka kimseye muhtaç etme Ya Rabbi. Duaları çok okuyalım ya. Bir de Allahümme malikel mülki tuttel mülke menteşa. Bugün size anlatacağım dua bu işte. Ayet. Ay bu çok güzel dua. Ey mülkün sahibi yüce Rabbim. Sen mülkü dilediğine verirsin ya Rabbi. Allah dilediğine verir. Ya Rabbi sen dilediğinden çekip alırsın. Ya Rabbi sen dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini de zelil edersin ya Rabbi. Hayır senin elinde ya Rabbi. Sen Muhakkak ki her şeye kadir olan, her şeye güç yetiren. Sen. Ey dünyanın ve ahiretin Rahmanı olan Rabbim. Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin, çeker alırsın. Ya Rabbi beni senden başkasının acımasından mustahnik kıl. Yani senden başkası bana acımasın ya Rabbi. Böyle bir rahmetle bana rahmet eyle kurban olayım. güzel bir dua. Bak bunlar hep okulluymuş işte. Yapalım. Mesela Vakia suresini ihmal etmeyin. Her gece okumaya çalışsan çok güzel olur. Çok hoş olur. Ama ya her gün okumaya ben şey yapamıyorum. Yani yetişemiyorum. Bazen unutuyorum diyorsan da. Ne bileyim iki günde bir düzenli. Üç günde bir. Her perşembe gecesi. Her cuma. İnşallah ucundan kıyısından istifade edersin yani. Vakia suresi de öyle çok uzun bir sure değil ha. İki buçuk, üç sayfalık bir sure arkadaşlar. Yani her gece okusan bir, 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 birkaç gün sonra alışkanlık olur. Daha gözle alışır, hızlandırırsın. Ama on dakikanı almaz ya. On dakikanı almaz ya. Seri okumaya başladığından bahsediyorum. Ya alsın yirmi dakika, alsın yarım saatini ya. Mesela fakirlikten kurtulmayı istiyorsun, yarım saatini vermiyorsun Allah için. Bir saat versen ne olur? TikTok'ta, Instagram'da az takıl biraz. Anladın mı? O diziyi de izlemeyi ver yani. Hem fakirim diyorsun, hem borcum çok diyorsun, hep Allah'tan yardım bekliyorsun. Abi oku Kur'an'dan Kur'an suresi, Vakia suresi diyorum. Resulullah buyurmuş, okumaya devam eden fakirlik yüzü görmez buyurmuş diyorum. Sen okumuyorsun. Ben daha sana ne söyleyeyim yani? Ben ne söyleyeyim? Bak hadisi şerif her gece Vakia suresini tilavet eden kimseye ebediyen fakirlik ve sıkıntı isabet etmez. Darlık görmez. Sizden birisi mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca bakışını bir de kendisinden aşağıdakine çevirsin buyurdu peygamberimiz. Böyle yapmak Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir. Sahihi Buhari'de var bu hadisi şerif. Sahihi Müslim'de var bu hadisi şerif. Tirmizi'de var bu hadisi şerif. Bak çok güzel bir püf noktası daha söyleyeyim mi size? Hadis Resulullah'ın sözü aleyhissalatü vesselam. Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını gözetsin. Akrabasını gözetsin, halini hatırını sorsun buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Söz efendimizin sözü. Akrabaları korumak, kollamak, gözetmek arkadaşlar borçtan, dertten kurtulmaya Allah'ın izniyle vesile olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet söyleyeceğim size. Bir dua söyleyeceğim. Bunu da sabah namazından sonra 300 defa okumaya devam edenler Allah'ın izniyle borçtan, dertten kurtulurlar. Hadi gelin bu güzel duayı beraberce okuyalım. <سؤال> اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وَتُصِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَحْمَنَ الدُّنْيَا ۖ تؤديها من تشاء وتمنعها من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من